Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, 2020'de yaşanan Türkiye-Yunanistan krizine ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Pyatt, Yunanistan gazetesi Katimirini'ye röportaj verdi. Birçok kriz gördüm. Bu kriz epey gergindi. Türkiye ve Yunanistan kafa kafaya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Selanik'e davet ettim. Yunanistan ile ortaklığımızı Pompeo'ya göstermek istedim. Yunanistan'a destek veren Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Pyatt, Amerika'nın Ege Adaları'nı Yunanistan'ın bir parçası olarak tanıdığını belirtti. Yunan halkı deniz sınırları ve münhasır ekonomik bölge sorunları sebebiyle endişeli. Amerika'nın müdahil olması önemliydi. ABD Yunanistan ilişkilerinin potansiyeli çok fazla. Günümüzde kriz devam ediyor. Kabul edilemez hareketler var. Sınır ihlalleri kabul edilebilir seviyenin üstüne çıktı. Adaların egemenliği hakkında saçma sapan iddialar var. Amerika'nın bu konudaki duruşu nettir. Sorgulanamaz. NATO'nun Yunanistan'ı koruduğunu vurgulayan payet, NATO'nun 5. maddesi Türkiye konusunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından Yunanistan'a güvenlik garantisi işlevi görüyor dedi. Payet Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı nedeniyle Türkiye'nin iyi bir NATO müttefiki olmasını sağlamak gerektiğini söyledi. 24 Şubat'tan beri Anadolu, Ege ve Karadeniz'in stratejik durumu ciddi biçimde değişti. Artık ABD'nin Türkiye'nin iyi bir NATO müttefiki olmasını ve komşularıyla iyi geçinmesini sağlaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan Büyükelçisi sosyal medya hesabından da Yunanistan'a silah verdiklerini açıkladı. Yunanistan'ın Selanik şehrine 130 adet M1117 zırhlı araç teslim edilmesinden dolayı gurur duyuyorum. 2022 sonuna dek 1200 zırhlı araç Yunanistan'a hibe edilecek ifadesini kullandı.